Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, olasılık ikinci dersimiz. Şimdi geldik, bağımlı olaylar, bağımsız olaylar. Bağımlı olaylar, bağımsız olaylar. Tamam. Şimdi arkadaşlar böyle sınav tarzı olanları da çözeceğiz. Merak etmeyin, bıyıklı sorularda bir 17-18 tane soru var. Her şeyi yerli yerine oturtacağız. Şimdi bu bağımlı olay neymiş? Bağımsız olay neymiş? Motivasyon yüksek bir şekilde. Çaylarımızı içe içe enerjilerimiz yüksek bir şekilde başlayacağız. Tamam çayımızdan çektik bir fırt. Hadi bakalım bağımlı olay bağımsız olay. Şimdi bağımsız olayın ne olduğunu anlatmıştım. Ama yine üstünden geçeceğim. Şimdi bağımlı olay ne? Bağımsız olay ne? Ona bir bakalım. Şimdi diyor ki A olayının gerçekleşme olayı B olayının gerçekleşme olasını etkiliyorsa A ve B olaylarına bağımlı olay denir. He, bir olayın olma olasılığı başka bir olayın olma olasılığını etkiliyorsa. Şimdi mesela şöyle düşünün. Mesela bir zar atma deneyiniz var, bir de para atma deneyiniz var. Mesela zarın bir bölü iki şey, zarın tura gelmesi, bunun şey dur zar zar tura gelir mi ya? <laughs> zarın şimdi durumları neler? Bir 2, 3, 4, 5, 6. Paranın tura ve yazı var. Şimdi mesela bunun iki gelme olasılığı. Bunun yazı gelmesini falan etkiler mi? Etkilemez. Yani bunlar bağımlı değildir. Birbirlerini etkilemez çünkü bunlar. Peki hocam bağımlı olay nedir? Mesela bağımlı olaya şunu örnek verebiliriz. Bir torbanın içerisinde iki üç tane kırmızı iki tane mavi bilye var. Şimdi ilk topu çektim. Mavi olma olasılığı nedir söyle bana? 2 bölü 5'tir değil mi? Mavi olma olası 2 bölü 5. 2 tane mavi var toplam 5. Peki ikinci top çekeceğim şimdi. Kaç topum kaldı? 4. Yani bu durum bunu ne yaptı? Etkiledi. Bağımlı artık. Bak kırmızı çekme olasılığı ilkinde 3 bölü 5 olacakken artık 3 bölü 4. Bunlar birbirlerine bağımlıdır yani. Onun olasılığı ikinci olasılığı ne yapmış oldu? etkilemiş oldu. İşte böyle olaylara bağımlı olay diyoruz. Genellikle ard arda gerçekleştirilen çekimlerde, işlemlerde falan olan durumlardır. Şimdi bağımsız. Bağımsız neydi? Ayrı, farklı iki olaya biz ne demiştik? Bağımsız olaylar demiştik. Ayrık olay vardı bir de. Ayrık olay bambaşka bir şeydi. Neydi ayrık olay söyle bana. Zar atma deneyi. Aynı olayın kesişimi olmayan alt kümeleri nedir? Mesela zar attık, çift gelme durumuyla tek gelme durumu neydi? Aynı örnek uzayın ama ortak elemanları olmadığı için ayrıktı. Ama bağımsız olay nedir arkadaşlar? Farklı iki tane olaydır. Hadi o zaman diyor ki A olayının gerçekleşmesi B olayını etkilemiyorsa bunlara bağımsız olaylar denir. Mesela para atma deneyiyle zar atma deneyi Şimdi bağımsız iki olayın kesişimini soracak sana. A ve B diye soracak. Bak ne diyecek burada? A ve B'nin gerçekleşmesi diyecek. Mesela ne? Şimdi zar atma deneyiyle para atma deneyi dedik. Dedik ki zar 3 gelsin para para tura gelsin dedi. Şimdi zarın 3 gelme olasılığı nedir? 1 bölü 6. Tamam mı? Paranın tura gelme olasılığı nedir? 1 bölü 2. İşte bunların ikisinin beraber gerçekleşmesini istiyorsa çarparız. 1 bölü 12'dir. İşte bu neyin olasılığıdır? Zarın 3 kesişim paranın tura gelme olasılığıdır. Yani bağımsız olayların ikisinin beraber gerçekleşmesini istiyorsa, kesişimini istiyorsa onun olma olasılığıyla onun olma olasılığını ne yapacaksın? Çarpacaksın. Tamam mı? He. Ayrık olaylarda kesişim kümesi neydi? Boş kümeydi. Ama bağımsız olayların kesişimini bulurken onun olma olasılığıyla diğerinin olma olasılığını çarparız. Tekrar hatırlatacağımız yine bir şey var. A veya B'nin gerçekleşme olasılığı. A veya B'nin. A'yı alırım, B'yi alırım. Kesişimlerini çıkarırım. Bağımsız olayda kesişimlerini nasıl buluyorduk? A olayıyla B olayını ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Tamam mı? Güzelce kafaya kazın. Hadi bakalım. Şimdi diyor ki A ve B bağımsız iki olay diyor. Birinin gerçekleşme olasılığı 1 bölü 4'müş, birinin 3 bölü 5'miş birleşimlerini soruyor. O zaman ben bu olayların ikisinin birden gerçekleşme olasılığını bulurken bağımsız olaylarsa bunları ne yapacağım? Çarpacağım. A kesişim B'yi sorarsa 3 bölü 20'dir cevabım. A birleşim B'yi sorarsa A birleşim B'yi bulurken ben ne yapıyordum? A'yı alıyordum. Sonra B'yi alıyordum bunlardan kesişimlerini ne yapıyordum? Çıkarıyordum. Bağımsız olayların kesişimleri çarpılarak bulunur A olayı 1 bölü 4. Tamam. B olayı 3 bölü 5. Tamam. Eksi kesişimlerinin 3 bölü 20 olduğunu buldum. Hemen burayı 5 burayı 4 ile çarptım. Paydalarını eşitledim. 5 geldi buradan. Artı 12 geldi buradan. Eksi 3'üm var. Bölü 20'im var bir de. Bakın burası 9 yaptı. 5 ile topladık. 14. 14 bölü 20 sadeleştirdik 7 bölü 10. Olayın ne olduğuna dikkat. Hemen 21. Diyor ki A ve B bağımsız iki olay. Bu sefer birleşimlerini vermiş. B'yi vermiş A'yı soruyor. Şimdi biz burada A'nın gerçekleşme olasılığına P A'ya X diyelim. Bağımsız olaylarsa P A birleşim B'yi bulurken biz önce P A'yı alırız. Artı P B'yi alırız. Kesişimi çıkaracağız. E kesişimleri bunların neydi? Çarpımıydı. 1 bölü 4 çarpı x. E birleşimin 2 bölü 3 olduğunu söylemiş. A eşittir. B, e, A olayını bilmiyorum x. B olayı 1 bölü 4 eksi x bölü 4 oldu. Hemen 1 bölü 4'ü karşıya alıyorum. 2 bölü 3. 2 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Şunların da paydasını eşitledim. 4 x 1 x'i gitti. 3 x bölü 4 yaptı. Payda eşit definim hemen. Burayı 4 ile burayı 3 ile çarptım. 8 buradan 3 buradan aralarında eksi var. 8'in 3'ü gitti 5 bölü 12 eşittir 3x bölü 4. İçler dışlar yap istersen istersen sadeleştir. Şunları sadeleştirdim 3. 3 buraya bölü olarak geçer veya 9x eşittir 5 olur içler dışlar yapınca. Her iki tarafı 9'a böldüğünüzde 5 bölü 9. Hop 21 edilme. Hadi gel şimdi sözel sorularına. Gel bakalım. Bir zar ve bir para aynı anda düz bir zemine atılıyor. Buna göre zarın çift sayı paranın tura gelme olasılığı nedir? İşte bunlar nedir arkadaşlar? Bağımsız olaylardır. Diyor ki bana diyor zar çift gelsin diyor. Kesişim para da tura gelsin diyor. İkisinin olasılıklarını bulup çarpacağım. Çift gelme durumuyla tura gelme durumunu çarpacağım. Şimdi zarın tüm durumları altı durum. Çift olduğu durum 2, 4, 6, 3 durum çarpı. Paranın tura gelmesi tüm durumu 2, turası 1. 3 bölü 12. Sadeleştir 1 bölü 4. Hiç formül yazmadan da yaparız ama. Yürü bakalım. Diyor ki Arda, Verin ve Zeynep'in bir sınavı kazanma olasılıkları sırasıyla bunlardır diyor. Sınavı üçü de kazansın diyor. 3'ü de sınavı kazanacaksa 3'ünün kesişimlerini istiyor. 1 bölü 3 çarpı. 2 bölü 5 çarpı 2 bölü 7 bitti. Hemen baktım buraya arkadaşlar yukarısı 4 aşağısı 35 çarpı 3 105. 4 bölü 105 işaretle gitsin. Sınavı en az biri kazansın diyor. Ha, bak en az biri diyor. Yani bir kişi kazanabilir. iki kişi kazanabilir. Üçü de kazanabilir. Ha. Şimdi uzun uzun yapabilirsiniz. Ne yapacaksınız? Arda kazansın. Berin de Zeynep kazanamasın, tamam mı? Bunlar kazanamasın. Sonra bak, sonra ne yapar? Berin kazanır, Arda kazanamaz, Zeynep kazanamaz. Sonra Zeynep kazanır, Arda kazanamaz, Berin kazanamaz. Üçlerini, üçünü de bulup toplayacaksın. Sonra ikisinin kazandıklarını bulup toplayacaksın. Üçünün kazandıklarını toplayacaksın. Çok uzun. İşte burada ne yok? Burada hepsinin kazanamadıkları yok. Ha, o zaman birden hiçbirinin kazanamadığını, Arda'nın kazanamadığı, Berri'nin kazanamadığı ve Zeynep'in kazanamadığı. Şimdi Arda'nın kazanma olasılığı, P Arda'nın kazanma olasılığı 1 bölü 3 ise Arda'nın kazanamama olasılığı A'nın tümleyenidir 2 bölü 3'tür. O zaman Berri'nin kazanma olasılığı 2 bölü 5 ise Berri'nin kazanamama olasılığı nedir? 3 bölü 5'tir. C. P Zeynep'in kazanma olasılığı 2 bölü 7 ise Zeynep'in kazanamama olasılığı 5 bölü 7'dir. O zaman tüm durumdan 3'ünün de kazanamadığını çıkarırsam olay biter. 1 eksi 2 bölü 3 çarpı 3 bölü 5 çarpı 5 bölü 7. Şurada 3 yazıyor değil mi? Şunları sadeleştirdim. Şunları sadeleştirdim. 2 bölü 7 yaptı. 1 eksi 2 bölü 7 cevabı verecek. 7. İkisi gitti. 5 bölü 7 sorumun doğru cevabı. Tamam mı? Anladın değil mi mantığını? Güzel. He hocam buradan yaparsak çok uzun olurdu. Ne yapacağım? Önce bu kazansın bunlar kazanamasın. Bak mesela şunun için yapayım. Arda kazansın 1 bölü 3 çarpı bunlar kazanamasın. Kazanamadıkları burada 3 bölü 5 çarpı 5 bölü 7. Sonra Berin kazansın. Berin kazanacaksa 2 bölü 5 diğerleri kazanamasın. Arda kazanamasın 2 bölü 3. İşte Berin şey, Zeynep kazanamasın 5 bölü 7. Bunları tek 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 bulup hepsini toplayacaksın. Daha burası var burası var. Up uzun. O yüzden tüm durumdan hepsinin kazanamadığını çıkardım. Ne oldu sorumuzun cevabı? 23'ün 5 şıkkı A şıkkımız olmuş oldu. Tamam. Hadi bakalım geldik 24'e. Şimdi bu soruya çok dikkat. Bu soruya can kulağıyla dinle. Çok önemli bir şeyler anlatacağım. Üç madeni para düz bir zemine ardı ardı atılıyor. Hepsinin tura gelme olasılığı. Şimdi dikkat et. İki şekilde çözeceğim. Tura gelsin, tura gelsin, tura gelsin üçü de diyor. O zaman birincinin tura gelme olasılığı bir bölü iki. Bunun tura gelme olasılığı bir bölü iki. Bunun tura gelme olasılığı bir bölü iki. Sorumuzun cevabı bir bölü sekiz. Hocam başka nasıl çözeriz? 3 paranın tüm durumu 2 çarpı 2 iki çarpı 2'den 8'dir. Aşağıya 8 yazarım. Hepsinin tura olduğu sadece bir durum vardır. Tura 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 yukarıya bir yazarım. Ama bu çözümü biz yapmayacağız. Böyle yapacağız. Hepsinin aynı olmalısıdır. Ne demek? Ya hepsi de tura gelsin ya hepsi de yazı gelsin. Hepsinin tura geldiği 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2. Hepsinin yazı geldiği 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2. Topladım 1 bölü 8 burası, 1 bölü 8 burası, 2 bölü 8 sadeleştirdim 1 bölü 4. Devam. Diyor ki ilk ikisi tura, üçüncü yazı gelsin dikkat et. Diyor ki ilk ikisi tura gelsin, üçüncü yazı gelsin diyor. Kolay. Birincinin tura gelme olasılığı 1 bölü iki. Bunun tura gelme olasılığı 1 bölü iki. Bunun yazı gelme olasılığı 1 bölü iki. Cevabım yine 1 bölü sekiz. Şimdi dikkat. C ile D'nin arasındaki farka çok dikkat. Diyor ki ikisi tura bir yazı gelsin diyor. Çok dikkat. Bak ikisi tura bir yazı. Burada ne diyordu? Sıra vermişti. İlk ikisi tura birinci tura. ikinci tura üçüncü yazı diyordu. Burada İkisi tura bir yazı. Yani şöyle var bak, tura tura yazı olabilir, tura yazı tura olabilir, yazı tura tura. Yani üç durumu bulup toplayacağım. Ama kısa yolum var. Önce bunu yapalım hadi. İkisi, i̇lk ikisinin tura geldiği, üçüncünün yazı geldiği artı. Birinci tura, ikinci yazı, üçüncü tura. Bu böyle. Birinci yazı, ikinci tura, üçüncü de tura. Bak. 1 bölü 8, 1 bölü 8, 1 bölü 8, 3 bölü 8 ama bu çözümü yapmayacağız. Peki ne yapacağız? Ne yapacaksın biliyor musun? Senden ne istiyor? İkisi tura, bir yazı. Sıralamayı söylemiş mi söylememiş. Sıra söylemediyse bunlar yer değiştirebilir kardeşim. Ne kadar yer değiştirebilir? Tekrarlı permütasyon bak İkisi T çünkü. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel şekilde yer değiştirir 3. Ne yapacağım biliyor musun? Birinci tura İkinci tura, üçüncü yazı gibi soruyu çözeceğim. Yani 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 yapacağım. Ama bunlar yer değiştirebilirler diyeceğim. Kaç farklı şekilde? 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel şekilde yer değiştirir. Kim? T, T, Y. Bitti. Bak burası 3 yaptı. 1 bölü 8 ile çarptım. 3 bölü 8. Yani bir sorunun içerisinde sana sıralamayı vermediyse sen düz bir sıraymış gibi soruyu çöz. Kaç farklı şekilde yer değiştirebilirlerse onunla çarp. Mantığını anladın. Hadi bakalım o zaman e eh, şıkkımız. En az bir kez yazı gelmesi. En az bir kez ne demek? Bak en az bir kez demek ne demek? Bir kez yazı iki kez tura gelebilir. İki kez yazı bir kez tura üçü de yazı gelebilir diyor. Bunları söyle toplayacağım. Ama sıralama vermemiş. Hadi bakalım. Şimdi birinci yazı ikinci tura üçüncü tura gibi çözelim. 1 bölü 2. 1 bölü 2. 1 bölü 2. Ama bunlar yerde değiştirebilir. Sırayı söylememiş. Bunlar kaç farklı şekilde yer değiştirir? 3 faktöriyel. İkisi t olduğu için 2 faktöriyele böldüm artı. Bura şimdi. Birinci yazı, ikinci yazı, üçüncü tura gibi çöz önce soruyor. 1 bölü 2. 1 bölü 2, 1 bölü 2. E bunlar da yer değiştirebilirler. 3 tanesi 3 faktöriyel. İkisi yazı olduğu için 2 faktöriyele böldüm. Artı. 3 yazı. 1 bölü 2, 1 bölü 2, 1 bölü 2. Bunlar yer değiştirseler de özdeş. Bitti sorum. Şimdi bakın şunları sadeleştirdiğim zaman yukarısı 3 yaptı, aşağısı 8. 3 bölü 8 burası. Artı. Burada şunları sadeleştirdim. 3, 3 bölü 8 de burası. 1 bölü 8 de buradan geldi. 3, 6, 7. 7 bölü 8 sorumun doğru cevabı olmuş oldu. Bu kadar. Hadi bakalım 25. Şimdi bilye çekeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Dikkat, dikkat, dikkat. İçerisinde 5 sarı. 6 lacivert bilye bulunan bir torbadan aynı anda 3 bilye çekiliyor. Bunun tüm durumu nedir biliyor musunuz? Altın üçlü kombinasyonu söylemiş. Bilyelerin hepsinin lacivert. Bak diyor ki üçü de lacivert. Aşağıda da 3 tane çek. Tüm durumum 6 şey pardon altın üçlüsü olur mu ya? Toplam kaç bilyem var? 11. Tüm durumum 11'in üçlüsüdür. 11'in üçlü kombinasyonu tüm durumum. İstenilen ne? Hepsi lacivert. Lacivert kaç tane var? 6'nın üçlü kombinasyonu bu. Hadi çözelim şimdi. 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü. 3 çarpı 2 çarpı 1 bölü. 11'in üçlüsü 11 çarpı 10 çarpı 9 bölü. 3, 2, 1. Bak ters çevirip çarpınca şu 3, 2, 1'ler götürür. Ne kaldı? 6, 5, 4 bölü. 11, 10 9. Hadi sadeleştirme yapalım. Şunların çarpımları 20 yapıyor. Onunla sadeleştirdim 2. Bunları çarptım 12. Aşağıdan da 99. Bir daha sadeleşiyor. 4 bölü 33 cevabına ulaşıyoruz. Bu. Şimdi bu aynı anda çekim sorularını böyle çekeceksin. Aynı anda. Sıra mıra vermemiş. Böyle çözebilirsin. Aşağıya Tüm durumunu yazarsın. 3 bilye çek istiyor. İsteniyor ne de lacivert olsun. 6 üçü. Şimdi bunu bir şekilde daha çözeceğim. Dikkat et. Ne diyor? Hepsinin lacivert olması. Şimdi arkadaşlar bu soruyu şöyle de çözebilirsin. Lacivert, lacivert, lacivert. Birincinin lacivert olma olasılığı nedir? Benim toplam 11 bilyem var. 6 lacivert. 6 çarpı. Şimdi bir bilye çektim. O bilye dışarıda artık. 11 bilyenin kaçı kaldı onu. Peki bir laciverti çektiğiniz zaman kaç lacivertiniz kaldı? 5. Çektim ikinciyi bitti. Üçüncüye geldim. 9 bilye kaldı toplam. Lacivert 4 tane kaldı. Şimdi burada önemli bir şey yapacağım. Bu lacivertler kendi aralarında yer değiştirseler de özdeş olduğu için sıralama yapamıyorsun. Cevabını bu da verirsin. Sadeleştirmeyi yaptığınızda aynı cevap karşınıza gelecek. Hemen B'ye bak. İkisi lacivert, biri sarı olsun diyor. Önce ilk çözümüm. Kaç bilyen var? 11. 3 bilyeni çekmeni istiyor 11'in üçlüsü. Diyor ki ikisi lacivert olsun. Lacivert 6 altı var. 6'nın ikilisi. Çarpı. Pardon. Ikisi, i̇kisi lacivert, biri sarı. Sarı 5 tane var. 5'in birlisi. İsteyen böyle çözer. Hadi yapalım işlemimizi. 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 2. 5'in birlisi 5. 11'in üçlüsü 11 çarpı 10 çarpı 9 bölü 3, 2, 1. Gerisi sadeleştirme. Hemen şununla şunu sadeleştirdim 3 yaptı. Yukarısı 3 çarpı 5 çarpı 5 bölü 3 ile 9'u sadeleştirdim 3. Şununla şunu sadeleştirdim 2. Aşağıda bir 11 kaldı. Bir 2 kaldı bir 3 kaldı. Şunları da sadeleştirdim. Yukarısı ne geldi? 6, 5 bölü 2 idi. 5'ti burası tamam pardon şunları sadeleştirince 5 kalmıştı. Aşağının sadeleştirmesini yanlış yapmışım. Temizle 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 temizle. temizle. Şimdi 2'leri sadeleştirdim 5 kaldı. 3'leri sadeleştirdim 3. Aşağıda heh, şunlar kaldı. 5'ler de götürdü. Yukarıda 5. Aşağıda 33 kaldı. Ee, nerede hata yapıyorum ya? Dur. 6, 5, 2. Tamam. 3 çarpı 5 çarpı 5. 11, 10, 9, 3, 2, 1. 3'leri sadeleştirdim. 3, 2'leri sadeleştirdim. 11, 5, 3 kaldı. Bir 5, bir 3 götürdü. Tamam ya bir 5, bir 3 götürdü. Yukarıda 5, aşağıda 11 kaldı. Bu. Şimdi diğer yolla yapalım. Diyor ki ikisi lacivert gelsin. Biri sarı gelsin. Ama bunlar yer değişebilecek unutma. Hadi birinci lacivert olsun. 11 toptan 6 lacivert bu. Laciverdim birini çektim. 10 lacivert. Topu, toplam 10 topum kaldı. Lacivert 5. Toplam 9 top kaldı. Sarı kaç tane var? 5. Ama bunların sıralamalarıyla soruyu çarpacaksın. 3 faktöriyel bölü ikisi lacivert olduğu için 2 faktöriyele böleceksin. Sadeleştirdiğinizde aynı cevap karşınıza gelecek. Hadi bakalım. Sonraki diyor ki bilyeler aynı renkte olsun. Toplam durumum 11'inden 3 çekmesi. Aynı olması ne arkadaşlar? Ya 3'ü de lacivert olacak ya 3'ü de sarı. O zaman 3'ünün de lacivert olduğuna bakıyorum önce. 6'nın üçlüsü. Peki 3'ünün de sarı olma olasılığı ne? 11'in üçlüsü tüm durumum. 5'in üçlüsü sarı. Bak ayrı durumlar bu. 3'ünün lacivert, 3'ünün sarı. Bunları bulup toplayabilirsiniz. Hadi öbür çözümle yapalım şimdi. Üçünün de lacivert olduğu bir durumum var, üçünün de sarı olduğu bir durumum var. Üçünün de lacivert olduğunu çözelim hadi. İlk 11 tane torum, topum var, 6'sı lacivert. Sonra 10 top kaldı, 5'i lacivert. 9 top kaldı, 4'ü lacivert artı. İkinci durumum, dur çizgiyi fazla uzun çizdik. 11 topum var, 5 tanesi sarı. 11 topum var. 4 tanesi sarı. şey 10 tane kaldı pardon. 9 tane topum kaldı. 3 tanesi. İşte bunun yer değiştirme durumu yok. Bir şeyle çarpma. Bunun yer değiştirme durumu yok. Bir şeyle çarpma. Sonra sadeleştirip işi bitireceksiniz. Şöyle yapın. Bakın paydaları bunların ikisinin eşit. 11 çarpı 10 çarpı 9'u aşağıya yazın. Sonra buradan 20 çarpı 6'dan 120 geldi. Artı. 20 çarpı 3'ten 60 geldi. Yukarısı 180. Aşağısı da 11 çarpı 10 çarpı 9 yaptı. Şimdi sadeleştir. Sıfırlar götürsün. Şunları sadeleştir 2. 2 bölü 11. Ama öbür tarafı da hesaplarsanız yine 2 bölü 11 cevabı karşınıza gelecek. O zaman bir topun içerisinden aynı anda bir şey çekin diyorsa... Arda arda çekim yaparak da soruyu çözüp yer değiştirme durumlarıyla çarpabilirsin. Ama sadece kombinasyonla da soruyu çözebilirsin. Şimdi buraya gel. 26'da ne değişecek bir bakalım. Diyor ki içerisinde diyor 4 yeşil 3 kırmızı bilye bulunan bir toptan art arda 3 bilye çekiliyor. Diyor ki ikisinin yeşil birinin kırmızı olması istiyor. Bak ikisinin yeşil birisinin kırmızı olmasını istiyor. Bak Sıra var mı? Yok. O zaman yer değiştirme durumuyla çarpacaksın. Bak ilk ikisi yeşil, üçüncü kırmızı deseydi yer değiştirmeyle çarpmayacaktım. Sırayla çekecektim. Hadi bunu çözelim o zaman. İlkinin yeşil olma olasılığı kaç tane var bir kere? 7. Yeşil kaç tane var? 4 bölü 7. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Bir tane çektim 6 tane kaldı. Yeşil kaç tane kaldı? 3. Çarpı. Bir tane daha çekince 5 tane top oldu Beyaz kaç tane var? Kırmızıymış şu Ben beyaz yazmışım. Kırmızı kaç tane var arkadaşlar? Dur. Kırmızı kaç tane var? 3 bu. Ama bunlar yerde değişebilir. 3 faktöriyel 2 faktöriyelle çarpacaksın. Hop şunları sadeleştirdim. Buradan 3 geldi. Tamam. Şimdi 4 ile 3'ü çarptım 12 yaptı. 12 ile 6'yı sadeleştirdim. Bir 2 kaldı. 3 ile 2'yi çarptım 6. 6 ile 3'ü çarptım 18 aşağısı da 35 yapmış oldu. Hocam bunu kombinasyonla çözebilir miyiz? Evet. Bunu da kombinasyonla çözebiliriz. Çünkü bir öncekinden çok farkı yok. Hadi kombinasyonla yapalım şimdi. Toplam 7 tanesinden 3 tane çekiyorum. 7'nin üçlüsü. İstenilen ne? İkisi yeşil olsun diyor. 4'ün ikili kombinasyonu çarpı 1 Kırmızı olsun diyor. Üçün birisi. Kombinasyonlu çözümde yer değiştirme durumuyla falan çarpmayacaksınız. Bu direkt sana neyi verecek sonucu. Bilyelerin yeşil yeşil kırmızı sırasında olmasını istiyor. İşte bunu kombinasyonla yapamazsın. Diyor ki kardeşim birinci yeşil. İkinci yeşil, üçüncü kırmızı olsun diyor. İşte bu sıralama söylenenleri kombinasyonla çözemezsin. Burada tek tek çekim yapacaksın. Diyor ki yeşil yeşil kırmızı. Birincinin yeşil olma olasılığı 4 bölü 7. Bir tane çektim 6 kaldı. İkincinin yeşil olması 3 bölü 6. Bir tane çektim 5 tane kaldı. Üçüncünün kırmızı olma olasılığı 3 tane kırmızı var. İşte bu bunun cevabı. Şunları sadeleştirdim 2. 2 ile bunu sadeleştirdim 2. Yukarıyı çarptım 6. Aşağısı da 35. Sorumuzun cevabı. Yani kombinasyonda hangilerini çözemiyoruz? Sana sıralamayı verdiyse. Veya bir sonraki soruda çekeceğim ama geri attıracak. Onlarda da şey, e, kombinasyonla çözüm yapamıyorum. Hadi gel bakalım 27. İçerisinde 5 sarı, 3 kırmızı, 2 mavi bu bilye bulunan torbadan arda arda 3 bilye çekiliyor. Çekilen bilyelerin rengine bakıldıktan sonra geriye konuluyor. İşte bu geri konma sorularında da aynı anda çekim yapar gibi kombinasyonlu çözüm yapamazsın. Çünkü çekiyorsun bakıyorsun geri atıyorsun. Yani toplam bilye sayısı hep sabit kalıyor. Hepsinin farklı renkte olma olasılığı nedir? Yani diyor ki bir sarı, bir kırmızı, bir mavi olsun ama sıralamayı vermediği için yer değiştirebilecekler. Hadi çektiğimin sarı olma olasılığı 5 bölü toplam 5 8 10 bilye var. Tamam. Çektim. Geri attım. Yine 10 bilye var. Kırmızı olma olasılığı 3 bölü 10. Çektim Yine geri attım. Yine 10 tane bilye var. Mavi olma olasılığı bu. Ama bunlar şöyle de olabilirdi. Sarı kırmızı mavi. Sarı mavi kırmızı. İşte mavi sarı kırmızı. Mavi kırmızı sarı. İşte kırmızı mavi sarı. Kırmızı sarı mavi yer değiştirebilir. 3'ü 3 üç faktöriyel şekilde yer değiştirebilir. Hadi bakalım sadeleştirme. 5'te 2'yi çarptım 10. Şunlar götürdü. Şurası 3. 2 1 yapıyor. Şunla şunun bir tanesini sadeleştirdim. 5 kaldı. Aşağısı 50 yaptı. Tamam. Yukarıda bir 3 burada bir 3 burada 9. 9 bölü 50. Dikkat şimdi. İkisinin kırmızı olma olasılığı nedir diyor. Bak ikisi kırmızı olsun diyor. Diğeri ne olursa olsun. Ha. Yine uzun uzun yapmayacağım. Hadi başlayalım. Şimdi ilkinin yine yer değiştirme durumuyla da çarpacağım ayrıca. Şimdi yer söylememiş çünkü ilki kırmızı, ikinci kırmızı, üçüncü ne olursa olsun dememiş. Şimdi birincinin kırmızı olmasına bakalım. Toplam kaç bilye var? 10. İlkinin kırmızı olma olasılığı 3 bölü 10. Çektim geri 9 tane kaldı ama geri attım. Yine kırmızı istiyor yine kırmızı 3 tane. Çünkü çektiğimi geri attım çarpı. Aşağıya niye 10 ya 9 yazdım ben ya? çektiğimi geri attığım için o da 10. 3, bölü 10 tamam mı? İlkinde kırmızı çekme olasılığım da 3 bölü 10. ikinci de 3 bölü 10. Çünkü çektiğimi geri atıyorum. Şimdi yine 10 tane var. Bura kırmızı olmasın diyor. Yani ilk ikisinin kırmızı olsun diyor. Üçüncü ne olursa olsun diyor. Kırmızı 3 tane vardı. O zaman burada 7'sin ne oluyorsa olsun. Şimdi işte bunların yer değiştirme durumlarına bakacağım. Bak 3 tane farklı var gibi düşün. 3 faktöriyel. İkisi kırmızı olduğu için 2 faktöriyele böleceğim. Hadi bakalım şimdi ne oldu? Şurası 3 yapar bir kere. Aşağıda hiç sadeleşecek bir şey yok. Hepsini çarptığımız zaman ne yapıyor aşağısı arkadaşlar? 1000 yapıyor. Şıklarda binli bir şey yok. Burayı çarptığım zaman 963, çarptığımız zaman 189 arkadaşlar şurada bir sıfırımız eksik kalmış. Zaten 189 bölü 100 diye bir cevap olamaz. Bu sorumuzun doğru cevabı ne oldu? C şıkkımız oldu. Burada kalem var mı? Yine kalem yok. Şurayı düzeltelim. 27. sorumuzun şu şıkkı 189 bölü 1000. Bıçakla işaretledim yine. Kestim orayı. <laughs> Hadi bakalım şimdi C şıkkına bakalım diyor ki bilyelerin sarı kırmızı mavi sırasında diyor sırayı söylemiş yer değiştirme durumuyla çarpmayacağım birincisi sarı ikincisi mavi şey birincisi sarı ikincisi kırmızı üçüncüsü mavi olsun diyor ilki sarı olma olasılığı 3 bölü 10 çektim geri attım yine 10 tane var kırmızı kaç tane var arkadaşlar pardon birincisi sarıydı sarı kaç tane var 5 5 bölü 10. İkinci kırmızı olsun diyor. Kırmızı 3 tane var. 3 bölü 10. Mavi kaç tane var? 2 bölü 10. Çekip geri attığım için aşağıları hiç değişmiyor. 5'te de 2'yi çarptım. 10 götürdü. 3 bölü 100. 3 bölü 100. 3 bölü 100. Hop. Sorumuzun doğru cevabı şıkkımız. İlerledim. 28. sorumuz efendim. 28. sorumuz. 28. sorumuz. Hadi gel. A torbasında 4 mavi, 3 sarı, B torbasında beş mavi, iki sarı bilye vardır diyor. Bak iki torba var şimdi. A torbası var, dört tane mavi, üç tane sarı. Bunun adı A. Sonra B torbası var, B torbasında beş tane mavi, iki tane sarı bilye vardır. A torbasından bir bilye çekilip B torbasına atılıyor. Sonra B torbasından bir bilye alınıp A'ya atılıyor. Önce bundan bunu atıyorum, sonra bundan bunu atıyorum. Buna göre renk bakımından ilk durumun oluşma olasılığı kaçtır? Yani bundan bunu atacağım, bundan bunu atacağım. Buranın oluşmasını istiyor. Yine aynı şeklinin oluşması istiyor. Bu nasıl olur? Nasıl olur biliyor musun? Eğer A'dan ben mavi çekersem, çekersem maviyi buna attım. Buradan da buraya ne gelmeli? Mavi gelmeli ki aynı renk oluşsun. Artı A'dan e, sarı çektiysem B'ye atacağım. Sonra B'den de sarı çekmeliyim. Yani iki durumum var. Bu iki durumu çözeceğim bitireceğim. Hadi başlayalım. Şimdi A'dan mavi çekme olasılığım. Söyle bana A'dan mavi çekme olasılığım. 4 bölü 7. Şimdi buraya çok dikkat. A'dan maviyi çektim. Bunu attım. Burada artık 6 tane mavi var. Toplam boncuk sayım 6 artı 2'den 8'e dönüştü. Mavi çekme olasılığımız bu. Tamam mı? Oradaki bilye sayısı artıyor Kurnazo. Hadi ikinci durumumuz. Şimdi sarı çekiyoruz. 3 tane sarı var. Toplam 7 bilye var A'da. Şimdi sarıyı çektim, buna attım. Bundaki sarı sayısı 3'e yükseldi. Toplam bilyem 8 tane. Sarı çekeceğim üç. Bitti. A'dan mavi B'den de mavi. A'dan sarı B'den de sarı. Ama dikkat etmen gereken şey onu oraya attığın zaman e, bilye sayısı fazlalaşıyor. Bak 56 burası da 56. Paydaları eşit yukarıya 56'yı yazdım. Buradan 24 geldi. Buradan 9 geldi. 33 bölü 56. Bunları sadeleştirip hop, şu sadeleşmiyor. 28. sorumuzun doğru cevabı da ne oldu arkadaşlar? B şıkkımız oldu. İlerleyelim bakalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane daha soru çözeceğiz. Sonra koşulluya doğru devam. Evet, kamera donunca kıyafet değişti. Birazcık kamera açısı da değişti. Çay bardağı da değişti. Her şey değişti arkadaşlar. Kamera dondu. Selim Hoca olayları değiştirdi. Evet, şimdi 29. sorumuza geldik. 29. sorumuz ne diyormuş? Hadi, 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 hadi. Kıpır 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 kıpır, kıpır. devam ediyoruz. Diyor ki: "A torbasında 4 mavi 3 sarı B torbasında 5 mavi 2 sarı bilye vardır. Tamam torbalardan biri rastgele seçilip ondan sonra diyor ki ondan sonra diyor ki bize biri seçilip bir bilye çekildiğinde bu bilyenin mavi bilye olma olasılığı nedir diyor. Hmm. Şimdi hadi ne olduğunu yazalım. A diyoruz. Şu masayı bir tık aşağı indireceğim. Yazamıyorum. Masayı çok yukarı kaldırmışız. Hemen bakıyorum. Ne aldım arkadaşlar? A. A nerede? Burada. Niye yazamıyorum ya? Açı değişince ben de değiştim. Evet. Şimdi şurada aldım A torbasını. A torbasında 4 tane mavi var. 3 tane sarı var. Tamam. B torbasına geldim. B torbasında 5 tane mavi var. 2 tane sarı var. Diyor ki. Torbalardan bir rastgele seçilecek diyor tamam ee, bir bilye çekeceğiz diyor bu bilyenin mavi renkte olma olasılığı nedir diyor hmm. şimdi bak o zaman ben iki tane torbam var ya bir bölü iki olasılıkla A torbasını çekerim. bak. Önce torbaların olasılıkları. Hangi torbayı çektim? A torbasını. 1 bölü 2 olasılıkla dedim. Çarpı ne istiyor? Mavi olması. A'dan mavi olma ihtimalimiz ne? 4 bölü 7. Bitti. Artı. Aynısını B için yapacağım şimdi. 1 bölü 2 olasılıkla B'yi çekerim. B'den mavi olma olasılığımız 5 mavi var toplam 7. Bitti. Bak buradan 4 bölü 14 geldi. Artı buradan 5 bölü 14 geldi. Topladık 9 bölü 14 sorumuzun doğru cevabı oldu. Önce torba tercihi yaptırdı bana. Anladın mı? Hadi gel bakalım bıyıklılar şimdi. Diyor ki, yukarıdaki verilen A ve B askılarında sırasıyla bir mavi, üç kırmızı, üç mavi, bir kırmızı tişört bulunmaktadır. Yani burada da askı asmış, torba değil burada. A askısında bulunan tişörtlerden rastgele bir alıp B askısına daha sonra B daha sonra B askısında bulunan tişörtlerden rastgele bir tane alıp A'ya takılıyor. Diyor ki son durumda her iki askıda da İki renkten gömlek bulunma olasılığı nedir diyor. Ha, bak iyi anla. Son durumda her iki askıda da iki renkte gömlek bulunsun diyor. Şimdi başlayalım. Gel buraya. Şimdi önce diyorum ki ben A askısından mavi alayım, tamam mı? A'dan mavi alayım. A'dan maviyi alıp buraya maviyi takıyorum şimdi. Mavi geldi buraya bir tane daha. Şimdi burada ne kaldı? Üç tane kırmızı kaldı. O zaman A askısına geri alacağım ya. Diyor ki bana her iki renkte de olsun diyor. O zaman buradan mavi aldığımda 3 tane kırmızı kaldıysa e burada mavi olabilmesi için B'den buraya geleninde ne olması lazım mavi? Yani anladın mı mantığını? A'da sadece kırmızılar kalmıştı. Her iki askıda da iki renkte olsun diyorsa yerine yine almalıyım yine mavi. O zaman A'dan da mavi B'den de mavi artı devam ediyorum şimdi. Şimdi A'dan eğer ben kırmızı alırsam hadi şimdi şöyle üstünü temizliyorum. A'dan kırmızı aldığımızı düşünelim. A'dan kırmızıyı aldım. Bu kırmızıyı buraya taktım şöyle. Tamam. Şimdi o zaman burada şöyle bir tane daha kırmızı oldu. Buradan buraya alacağım artık ne renk olsun? İster mavi olsun, ister kırmızı olsun. Burada hem mavi hem kırmızı olduğu için buradan ne aldığımın önemi yok. O zaman B'den istediğimi alırım. Tamam. Hadi o zaman soruyu çözelim. Önce A'dan mavi olma olasılığımız. A'da mavi bir tane var. Toplam 4. A'dan mavi alma olasılığım 1 bölü 4 çarpı. A'dan maviyi aldım. Buraya maviyi getirdim şimdi. O zaman burada ne yapıyorum arkadaşlar? Bak şu şey durumuyla karıştırma. Ne yaptım? A'dan maviyi aldım. Buraya taktım. Mavi ile yazayım. Şimdi buradan da mavi çekeceğim o zaman. Toplam 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu toplam. Kaç tanesi mavi? 3 mavi burada vardı. Bir tane de ben buraya getirdim. 4. Bu ilk durumum. Şimdi A'dan kırmızı alalım hadi. A'dan kırmızı alma olasılığımız 3 bölü 4. Tamam. Şimdi A'dan kırmızıyı aldım. Buraya taktım. Sildim burayı. Burada artık bir tane daha kırmızı var. İşte buradan buraya ne getirdiğimin bir önemi yok. İstersen mavi getir, istersen kırmızı getir. İstersen şöyle yap bak. İlk durumum kırmızı kırmızı, sonra A, B, buradan kırmızı, buradan mavi. Ayrı ayrı da yapabilirsin. Hadi yapalım şimdi. Kırmızı, kırmızı kaç tane var? İki tane var. Tamamı kaç tane? Beş. Artı, A'nınki yine 3 bölü 4. Kırmızı çektim A'dan. Bu sefer mavi çekiyorum. Ne geldi? 3 bölü 5. Bitti. Veya arkadaşlar bunu yapmayan buraya direkt 1 yazacaktı. Tek durumda bitirecekti. Hadi bitirelim. Şimdi paydam 20. 4 bölü 20 burası yaptı. Artı paydam 20. 6 bölü 20 burası yaptı. Artı paydam 20. 9 bölü 20 de burası yaptı. 9, 15, 19. Sorumuzun cevabı 19 bölü 20 oldu. Doğru cevabımız eşikimiz efendim. Tamam. Gel bakalım 31. sorumuz. Bir markette yapılan çekilişe katılan müşteriler birinci çarkı iki defa çevirdiğinde farklı asal sayılar gelirse. Bak iki defa çevirdiğinde farklı asal sayılar gelirse ikinci çarkı çevirmeye hak kazanıyor diyor. Çarklarda her bölmelerin gelme olasılıkları birbirlerine eşittir. Buna göre çekilişe katılan müşterinin tablet kazanma olasılığı nedir diyor. Hmm. Şimdi önce o zaman bu müşteriye birinci çarkı çevireceğim. Tamam mı? Birinci çarkı çevirdiğinde asal sayı gelmesi lazım. Birinci çarktaki yazan sayılara bakalım. 2 var, 3 var, 5 var, sonra... 17. Bunlar asal olanlar bak. 2, 3, 5 ve 17. Toplam kaç sayı var? 1 2 3 4 5 6 7 tane. Yanlış saymadım değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 8. O zaman ilk çevirişte asal sayı gelme olasılığı nedir arkadaşlar? 4 tane asal olduğu için 4 bölü 8'tir. Tamam. Şimdi ikinci çevirişe geldim. Yine 8 durumum var ama farklı asallar gelsin diyor. Biri geldiyse geri 3 tane kaldı. Artık burayı çevirmeye hak kazandım. 2 tane farklı asal getirdim çünkü. Tablet kazanma olasılığı diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yerim var. Kaç tanesi tablet? Bir. ikisi tablet. Bitti. Burası. Hadi şimdi sadeleştirmemizi yapalım. Şu 4 ile 2'nin çarpımı 8 yapıyor. Yukarıda 3 var. Aşağıda da 64 var. 31. sorumuzun doğru cevabı e şıkkımız olmuş oldu. Tamam mı? Vaham anlaşılmayan bir yer. Mantığını kavradın değil mi? Hadi bakalım. Geldik 32. sorumuza. Bakalım ne diyormuş. Bir zar düz zemine atılıyor. Zarın üst yüzüne gelen sayı çift sayı veya asal sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi bir zar düz zemine attık. Kaç durumum var? Altı. Diyor ki çift sayı veya asal. Bak çift veya asal çift Birleşim asalı istiyor soru benden. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Çift sayı gelme olasılığını alacağım. Artı asal sayı gelme olasılığını alacağım. Hem çift hem asal durumu varsa bunu bir kez çıkaracağım. İsteyen böyle yapar. Veya 1 2 3 4 5 6 tüm durumum 6. Çift veya asal durumlarını say. Çift kaç tane var bunlar? Asal Normalde 2 asal ama burada saydığım için bir daha saymayacağım. Bak 5'i şartıma uyuyor. 5 bölü 6. Ama isteyen bunu da yapar. Çift gelme olasılığı 3 bölü 6. Asal gelme olasılığı 3 bölü 6. Hem çift hem asal. Kim var? 2. Bir durumu bak 5 bölü 6'ya eşit oldu. 32 denizli. 33. Bir çift zar havaya atılıyor. Tamam. Üst yüze gelen sayıların toplamının 8 veya çarpımının tek sayı olma olasılığı nedir? Bak veya diyor. O zaman birinci de toplamlarının sekiz olması veya birleşim çarpımlarının tek sayı olma olasılığını istiyor. Ne yapacağım o zaman? Sekiz gelme olasılığını alacağım. Artı çarpımlarının tek gelme olasılığını alacağım. Bundan toplamlarının sekiz çarpımlarının tek olma ortak durumu varsa bunlardan çıkaracağım. Şimdi öncelikle toplamlarının 8 olma durumu. Şimdi bir çift zar atıldığında tüm durumumuz 36'dır. Toplamlarının 8 olma durumu ilki 1 olduğunda 8 olamaz. 2 olduğunda 6, 3 olduğunda 5, 4 olduğunda 4, 5 olduğunda 3, 6 olduğunda 2. Yani toplamlarının 8 olma durumu 1, 2, 3, 4, 5. 5'i yazdım. 5 bölü 36. Diyor ki şimdi çarpımları tek. Şimdi çarpımların tek olabilmesi için ikisinin de tek olması lazım, değil mi? Ona bakalım şimdi. Tüm durum 36. İkisinde tek olduğu durum arkadaşlar, tek sayı 1, 3, 5 var. İlki üçünden biri, ikinci de üçünden biri gelir. 3 Üç çarpı 3'ten 9. Çarpımlarının tek olduğu durum 9 bölü 36. İşte bunların içerisinde toplamlarının 8 çarpımlarının tek olduğu var mı diye bakıyorum. Bakın toplamları 8 ama çarpımları tek değil. Toplamları 8 ama çarpımları tek. Bak bir durum burada var. Toplamları 8 ama çarpımları çift değil. Şey tek değil. Toplamları 8 ama çarpımları tek. Bir durum da burada var. Toplamları 8 ama çarpımları tek değil. Yani ikisinin ortak olduğu durum 2 tane var. 2 bölü 36'yı o zaman buradan çıkaracağım. Şimdi 14 yapıyor. İkisini çıkardığım zaman 12 bölü 36. Sadeleştirdim. 1 bölü 3. 33. sorumuzun doğru cevabı. Eşkımız. Hadi bakalım 34, 35. Son 2 sorumuz olsun. Son 2 sorumuz olsun. Sonra koşullu olasılığa doğru yürüyoruz. 24 kişilik bir sınıfta 9 öğrenci sayısal bölümü ve 15 öğrenci eşit ağırlık bölüm öğrencisidir. Tamam bak 9 öğrenci sayısal 15 öğrenci eşit ağırlık toplam 24 kişi. Tamam. Diyor ki erkek erkek sayısalcıların sayısı kız sayısalcıların yarısı erkek eşit ağırlıkçıların sayısı kız eşit ağırlıkçıların sayısından bir eksiktir. O zaman buna şöyle bir tablo yapacağım. Erkek kız sayısal eşit ağırlık tamam. Şimdi diyor ki erkek sayısalcıların sayısı kız sayısalcıların yarısı kız sayısalcıların sayısına 2x dersem erkek sayısalcılar bunların yarısıymış bu. Şimdi diyor ki 9 öğrenci sayısal bölümdeydi diyor bak. Bizim sayısalda x tane erkeğimiz varsa o zaman bak ne oldu arkadaşlar? Şuradaki 3x'in toplamı toplam sayısalcılara eşit 9 x dediğimiz 3. Yani bizim 3 tane erkek sayısalcımız, 6 tane de kız sayısalcımız varmış. Diyor ki Sonra bize tamam erkek sayısalcıların sayısı kız sayısalcıların yarısı erkek eşit ağırlıklıcılarının sayısı kız eşit ağırlıkçılardan bir eksik. O zaman kız eşit ağırlıkçılara y dersek erkekler bir eksikmiş y eksi bir eşit ağırlıkçı öğrenci kaç tane varmış toplam 15. O zaman şunların toplamları yani 2y eksi bir eşitmiş 15'e attım karşıya 2y eşittir 16 y dediğimiz 8. O zaman 8 kişi burada, 7 kişi burada. Bitti. Bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız veya sayısalcı olma. Bak kız veya sayısalcı. Kız veya sayısalcı ne demek? P kız veya sayısalcı. Ne yapacağım? P kız artı P sayısalcı eksi P kız ve sayısalcıyı çıkaracağım. Bu uzun yolu. Şimdi bir kere kız öğrenci olma olasılığı toplam 14 kişiyiz. Sınıfımızda toplam 24 kişi artı. Sayısalcı toplam kaç kişiyiz? 9 kişiyiz sınıfımız 24 kişi. Eksi burada sayısalcı kızları iki kez saydığımız için bir kez atıyorum. Bitti. Buradan 17 bölü 24 cevabına ulaştık. Ama direkt şunları toplayıp bizim şartımıza bunlar uygundur deyip 17 bölü 24 de diyebilirdik. Tamam mı? Anladım mantığını. O zaman 35. sorumuz iki şıklı bir soru. Bir hedefi Turan ve İhsan'ın vurma olasılıklarını vermiş. Hedefe birer atış yapmışlar. Hedefi Turan veya İhsan'ın vurmuş olma olasılığı. Diyor ki P Turan vursun veya İhsan vursun. O zaman ne yapacağım? Turan'ın vurma olasılığını alacağım. İhsan'ın vurma olasılığını alacağım. Sonra buradan İkisinin de vurmuş aynı anda vurmuş olmalarını çıkaracağım. İkisinin aynı anda vurmaları arkadaşlar 3 bölü 5 ile 2 bölü 7'nin çarpımıdır. Bak bağımsız olayların kesişim durumu çarptım. 6 bölü 35. O zaman Tura'nın vurma olasılığı 3 bölü 5'ti. Artı bununki 2 bölü 7 idi. Buradan 6 bölü 35'i çıkarıp cevabı bulacağım. Burayı 7 ile burayı 5 ile çarptım. 14 buradan 10 buradan 24 geldi. Tamam mı o şey pardon buradan ne geldi 21 geldi buradan da 10 geldi 31 31'in 6'sı gitti 25 bölü 35 bunları da sadeleştirince 5 bölü 7'ye ulaştık cevap C. Hedefi yalnız biri vursun diyor ha. o zaman Turan vuracak İhsan vuramayacak artı İhsan vuracak Turan vuramayacak hadi başlayalım Turan vursun Turan'ın vurma olasılığı 3 bölü 5 çarpı İhsan vuramayacak. Vurma olasılığı 2 bölü 7 ise vuramama olasılığı 5 bölü 7. Birden çıkarıyorduk. Artı İhsan vursun şimdi. İhsan'ın vurma olasılığı 2 bölü 7 çarpı 3 bölü 5 vurma olasılığı ise vurmama olasılığı 1'e tamamlayan. 2 bölü 5'tir. Bitti. Ortak paydam ikisinde de 35 arkadaşlar. Bakın bunun da 35. Bunun da 35. Üstünü çarptım 15. Üstünü çarptım 4. 19 bölü 35. 35. sorumuzun doğru cevabı da A şıkkımız oldu. Tamam mı? Şimdi standart işte sorularımızı bitirdik. Şimdi koşullu olasılık var. Koşullu olasılık AYT'ye kayan bir bölüm arkadaşlar. Çok da basit bir mantığı var. Koşullu olasılığı da halledelim. Koşullu olasılık videosu çok kısa olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mantığını anlatıp 6 tane soru çözeceğiz. Ve deneysel olasılık da var bunun içerisinde. Deneysel olasılığı da anlatacağım. Ondan sonra arkadaşlar bıyıklı sorularımıza doğru koşar adımlarla ilerliyoruz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Bay bay.